Hatta konuşulmayan dönemlerde, çünkü burası bir soykırım coğrafyası aynı zamanda. 1915 soykırımı, 1938 soykırımı yaşandı ve o yıllarda kadınlara büyük bir şiddet uygulandı. Ama hala bunu maalesef ki sol kesimde çok fazla gündemine almadı. Bu maalesef ki iddiatçı resmi ideolojinin bize dayatmaları nedeniyle çok konuşulmadı bu süreçler. 1980 bile konuşulmadı. Bugün askeri darbe sürecinde cinsel işkenceye uğrayan kadınlar bile yeni yeni anlatmaya başladılar. Bize erkek devlet ahlakının dayattığı bir şeydi bunu konuşmamak. İşte ondan sonra biz cezaevinde bunu konuşmaya başladık. Bir kere herkes çırılçıplak sorgulanıyordu her şeyden önce. Çıplak aramada değil, çırılçıplak sorgulanıyorlardı. Örneğin cinsel taciz diye bir suç tanımı yoktu. Kadınların büyük mücadeleleri sonucunda ve o dönem tabii ki AKP'nin bugünlerden çok farklı bir biçimde daha Avrupa Birlikçi bir siyaset izlediği dönemde yazılı hukukta değişiklikler oldu. 2005 yılından bu yana, 2004'ten başlayarak. Örneğin cinsel saldırı suçu düzenlendi, cinsel taciz bir suç olarak tanımlandı. Daha önce sadece işkence olarak uygulanan, evli ya da boşanmış kadınlara bile uygulanan bir işkence yöntemi olarak uygulanan bekaret kontrolü belirli kurallara bağlandı. Ama bunlar yazılı hukukta oldu da uygulamada çok yeterli oldu mu? Hayır, tabii ki. Çünkü Türkiye bir hukuk devleti olmadığı için yazılı hukukuyla uygulaması her zaman birbirinden farklıydı. Mardin'de gözaltında tecavüze maruz kalan Şükran Aydın davasında Türkiye mahkum edilirken bunun gerekçelerinden biri bağımsız bir hekimden rapor alınmamış olmasıydı. Ama buna rağmen biz bütün dosyalara AİHM'in bu kararını o dönem, tabii AİHM şu anda öyle kararlar maalesef vermiyor artık ama o dönem aldığımız bu kararı tüm dosyalara sunmamıza rağmen yine kabul edilmiyor. Özellikle işkence dosyalarında mutlaka adli tıp raporu delil olarak kabul ediyor. Ama adli tıp bir resmi bilirkişlik kurumu. Tamamen siyasi iradeye bağımlı bir kurum ve maalesef son derece yanlı, hukuk vicdanından, tüp etiğinden yoksun kararlar veriyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti altına imza attığı bütün uluslararası sözleşmeleri ihlal ediyor. Aslında bu sözleşmeler anayasanın 90. maddesine kadar iç hukukunda üzerinde normalde yazılı hukukta ama hepsini ihlal ediyor. Bu sözleşmelerin hepsinin denetim mekanizmaları var. Hiçbiri Türkiye'ye karşı işletilmiyor. Bizim bugün yaşadığımız tüm ihlallerin, kadına yönelik şiddet alanında olsun, LGBTİ artılara yönelik şiddet alanında olsun, her alanda Avrupa Birliği Türkiye'nin suç ortaklığını yapıyor. Türkiye'yi görmezden gelerek. Biraz da trans kadınlara değinmek istiyorum. Çünkü trans kadınlar sadece polisten değil, toplumun her kesiminden şiddete maruz kalıyorlar. Maalesef ki bu konuda hepimiz egemenimize benziyoruz. Kendi içimizde, kendi öz örgütlerimizde, kurduğumuz örgütlerde de maalesef homofobi ve transfobiyi, kadına yönelik şiddeti çok fazla tartışmıyoruz. Ve bir örnek vereyim. Şiddeti, fiziksel şiddeti bırakın. Trans kadınlar sokakta yürürken çevriliyor yolları ve kabahatler kanununa göre ceza kesiyor. Ne yazıyor biliyor musunuz onların üstünde? Çevreyi kirletmek, çevreye zarar vermek. Bu aynı zamanda ırkçı bir uygulama, ayrımcı bir uygulama ve bu maalesef devam ediyor. Bize dayatılan bir resmi ideoloji var. Bir erkek ideoloji. Türk ve Sünni Müslüman kimliğinden kimliği dışındaki tüm kimlikleri milli kimlik olabilir, inanç kimliği olabilir, cinsel kimlik olabilir, tüm kimlikleri yok sayan bir erkek ideoloji bütün yaşamımızı sarıp sarmalamış. Aslında kendi hayatımızda, kendi muhalif olarak tanımlayan kişilerin hayatında da hala çok belirgin bir biçimde bu şiddetle baş başa yaşıyoruz. Bu salondakilerin hepsi devlet şiddetini bilir. Devlet şiddeti üzerine çok konuşmuştur, işitmiştir, doğrudan yaşamıştır, tanıklık etmiştir.
Ama bizim alan çok bilindiği sanılan bir alan olduğu halde hala epey kapı dışarı. Hani önceki oturumlarda ifade edilen biçimiyle söyleyeyim, öncelikler sırasına girmiyor. Ki her şeye rağmen feminizmin kadın hareketinin çok popülerleştiği zamanlarda olmamıza rağmen söylüyorum. Meselenin kendisine, erkek şiddetine de bu alandaki mücadelenin kendisinde sadece erkekliği oturtmak büyük bir yanılsama. Çünkü aslında her ne kadar İstanbul Sözleşmesi ile beraber toplumsal cinsiyet eşitsizliği diye bir şey dilimize daha yaygın bir biçimde gelse de bunun bizim bildiğimiz yıllardır kullana geldiğimiz feminist hareketle beraber öğrendiğimiz yaygınlaşan başka isimleri var. Ben hala onları seviyorum ve onları kullanmak istiyorum. Daha alafrangaca söylersek patriyarka, aslında bu da galiba yerleşti. Daha öncesine gidersek erkek egemen sistem, cinsiyetçilik. Ben bunların hala toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden daha güzel anlattığını düşünüyorum. Doğrusunu isterseniz. Dolayısıyla mesela AKP ile sınırlı değil, AKP öncesinde de öldürülüyorduk, tecavüze uğruyorduk, eşit yaşamıyorduk. AKP sonrasında da elbette bu durum devam edecek. Çünkü bizimki bir sistem problemi aslında. İstanbul Sözleşmesi erkek şiddetiyle mücadelede ön koşul olarak eşitliğin sağlanması gerektiğini söylüyor. Bu nedenle önemli aslında. Sözleşmenin maddelerinde yok. Belki ön hani giriş bölümleri vardır ya sıkıcı. Belki oralar okunmadığı için ya da belki özü o kadar iyi kavranmadığı için bilemiyorum. Cümleyi çok ilerletmeyeyim ama aslında ön koşul olarak kadın erkek eşitliğinin sağlanması gerekir diyor. Sadece yasal düzeyde değil, fiili olarak da. Dolayısıyla bir perspektif olarak önüne koyduğu şey bu olduğu için aslında belki gerçekten erkek şiddetiyle mücadelede yol almanızı sağlayabilirdi ya da sağlayabilir. Şimdi büyük bir saldırı geliyor. Kadın hareketi aslında yekpare değil. Hepimiz biliyoruz burada pek çok kişi de var. O sürecin bir ucundan tutmuş olan. Ve aslında söz konusu olan yasal değişiklikler olduğu zaman çok daha bu konuda motivasyonu yüksek pek çok kadın da devreye giriyor. Çünkü onun da başka zorlukları var. Meclise gidiyorsunuz, yasalarla uğraşıyorsunuz, vekillerle konuşuyorsunuz. Bir de bizim gibi sokakta eylem yapmayı sevenler var. Aslında bu süreç sokakta eylem yapmayı sevenlerle kulis yapmayı sevenleri birleştiren bir süreç oldu. Yani bu kadar parçalı bir araya getirdi. Bu yüzden kıymetliydi. Ama bugün aslında erkek şiddeti demek sadece failin erkek olduğunu işaret etmiyor. Kadınlara ve LGBT artılara şiddet uygulayanın erkek olduğunu işaret etmiyor sadece. Bugün erkek şiddeti demek, o günkü niyetimiz de oydu. Hani yıllar içinde biraz daha ete kemiğe büründü. Aynı zamanda arkasında koskocaman bir sistem olduğunu işaret ediyor. Yani kadınlar ve erkekler arasında ve LGBT artılar arasında bir eşit toplumsal hayat olmadığını, ama bu eşitsizliğin işte doğuştan, cinsel yönelimden, biyolojik özelliklerimizden değil, toplumsal hayattan kaynaklandığını ve kadınların LGBT artıların üzerinde aslında baskı kurmanın, onları kontrol etmenin önemli bir aracı olduğunu, şiddetin bunu sağladığını anlatıyor. Aynı erkek egemenlikli sistem diyen var, ataerki diyen var, erkek egemen sistem diyen var. Bütün bunlarla birlikte tanımlamaya çalıştığımız sistemin biz kadınları bu toplumun emeğine, bedenine ve kimliğine el konulan insanlar haline getirmesiyle ilgili bir sorun. Yani bizler piyasada karşılığı olan ve ev içinde ürettiğimiz tüm hizmetlerin bir sınıf tarafından, erkekler tarafından el konulduğunu ve bu el koydukları emek nedeniyle bu iktidarlarını sürdürdükleri bu iktidarı korumaya çalışırken de Meriç'in de söylediği gibi şiddetle karşılaştığımız bu şiddete ya da ezilme ilişkisine uğradığımız ayrımcılığa, ötekileştirmeye karşı da bir takım yöntem, mücadele ederken de yöntemler geliştirdiğimizi söylüyor bize temel olarak bu ilke. Tek bir şiddet türüyle de karşılaşmıyoruz elbette. Yani uzunca bir süre şiddet tarihi yapılırken, ana akım medyada şiddet konusu konuşulurken, erkek şiddeti konusu konuşulurken gözü morarmış kadın fotoğrafı kullanmak çok alışılmış şeylerdi. Fiziki şiddet dışında bir şey gelmezdi akla, ama bugün bizlerin mücadelesi çeşitlenir ve genişlerken erkek şiddeti de benzer bir şekilde farklı şekillerde ekonomik, fiziksel, psikolojik,
işte ısrarla takip dediğimiz şeyler, yeni yeni kavramlarla tanımlamaya çalıştığımız farklı farklı şiddet türleriyle de varlığını devam ettirmeye çalışıyor. Bizler de zaten biraz bunlarla baş etmeye çalışıyoruz. Kadının beyanı esastıra giden yolda ya da ifşaya giden yolda. Bugün sosyal medyada çok önemli bir yer, cinsel tacizin farklı farklı şekilleriyle baş etmeye çalışıyoruz çünkü. Bu şiddetin örgütlü bir şiddet olduğunu söylemek de önemli yine kavrama gelmeden önce. Yani öyle münferit bir takım erkeklerin bir takım kadınlara ya da LGBT artılara uyguladığı bir şey değil. Tıpkı Soma'da ya da herhangi bir iş cinayetinde biz nasılsa sadece o fabrikanın sahibinden ya da o maden şirketinin yöneticisinin şiddet olduğundan bahsetmiyorsak, aynı şekilde herhangi bir erkeğin bize sokakta attığı lafın, otobüste şort giydiğimiz için bize yönelttiği şiddetin aslında güç aldığı, cezasızlıkla da teşvik edildiği, üstüne bir de hatta dönüp başka bir sistemin kendi yandaşları tarafından da neredeyse alnından öpüldüğü bir şey sürdürdüğünü, bunun da bir sistem olduğunu bu anlamda kabul etmek lazım. Biz akademide hocamızdan ya da iş yerlerinde ustabaşımızdan, sinema sektöründeysek yönetmenimizden ya da bir üstümüzden, okulda hocamız, öğretmenimizden, okul müdüründen yaşadığımız tacizlerde ya da bu insanlar tarafından uğradığımız, maruz kaldığımız şiddet vakalarında başımıza ne geleceğinden o yüzden hep korkarız ve bunu ifşa ederken de sürekli yargılanırız. Bizden yaşadığımız şiddeti ispat etmemiz istenir. Cinsel şiddet vakalarında ve cinsel tacizde aslında yaşadığımız şeyler genellikle iki kişi arasında tanığı olmayan ve kimsenin görmediği yerlerde olan şiddet türledir zaten bunlar ve bunu açıklama sorumluluğunun kadınlara yüklenmesi oldukça politik bir şey ve bizim kadınların beyanının soruşturmaya ya da kadınların beyanının esas alınarak bu şiddete karşı mücadele edilmesine yönelik talebimiz bu anlamda çok yıkıcı bir şey. Yani aslında iktidarlarından o anlamda başlarını önde gezdirecek çok büyük bir şeyle karşılaştığı da söylenemez. Pek çok erkeğin, bu anlamda pek çok failin. O yüzden kadınların beyanının esas olması, bizim özneyi tersine çevirdiğim, biz aslında burada faili işaret ederken bir taraftan da kadının özneleştiği bir süreçten bahsetmek istiyoruz. Yani kadınların yaşadığı şiddeti ifşa ettiği, yaşadığı şiddeti ifşa ederken faili işaret ettiği ve kendisinin artık yalnız olmayıp bu şiddete karşı birileriyle birlikte durabilecek bir noktada olduğunu gösteriyor. Bu açıdan da bunun feminist politika açısından önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok fazla kadın ve LGBT artının başlarına gelen şeyleri yalnızlaşma pahasına, bazen tek başına sosyal medyadaki floglarla anlattığı bir şey haline geldi ifşa. Ama bunda tabii ki deneyimlerini unutmamak lazım. Me Too gibi çok ünlü kadınların, çok ünlü insanların kendilerinin yaşadığı şiddeti toplumla paylaştıkları, ben de diye devam ettikleri o şeyin yarattığı, verdiği cesaret şeyini unutmamak lazım. Çünkü onun bile başına geliyorsa diyerek şiddetin her kadının, hangi sınıftan olursa olsun her kadının karşılaşacağı bir şey olduğu kabulünü önümüze koyuyor. Bir, ikincisi o bile itibarını, konumunu, bir sürü şeyi riske atarak bunu söylüyorsa ben de yapabilirim diye verdiği cesareti de ekletiyor ona bu tür hareketler. Bu anlamda o hareketlerin hakkını vermek lazım diye düşünüyorum.